Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Farming Simulator 22 Giyans Editör dersleri serisine hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar farklı e, farklı haritalarda çalışmalar yapıyorum. Amacım sizlere e, net bilgilendirmeler vermek olduğu için bir önceki bölümlerde de hatırlıyorsanız e, çalı kuş haritasında yani us haritasında bazı işlemler gerçekleştirmiştik. Çünkü e, haritamızın içerisinde bir materyal olması lazım bizim kendi şu anda Small map olarak çalıştığımız haritada yani şuradaki mod map FR'de herhangi bir şekilde böyle bir işlem yapmadığımız için daha doğrusu içerisinde bir şey olmadığı için o yüzden farklı haritalarda gösterim sağlıyorum. Şimdi bugünkü konumuz önemli. Niye önemli? Şimdi biliyorsunuz haritaların içerisinde dağlar, tarlalar, işte ne bileyim yollar, bir sürü şeyler var. Şimdi normalde bunlar bir harita yapmak isteyen kişi için ortalama şuradaki şu teren kısmında şura şu görmüş olduğunuz alanı tamamını sizin işlemeniz gerekiyor. Yani dağlarını, yollarını, tümseklerini her şeyini sizin yapmanız gerekiyor. Ancak bunların e, tabi kestirme yolu da var. Buradaki dağların yerlerini belirleyebilmek için e, ya da alt kısımdaki bu teren kısmının yani şuradaki işte böyle bir yükselti değerlerinin işte dağ yollarının veya yol olan kısımların şeylerini belirlemek için basit bir şey var. Şimdi Alp'in haritasındayım. Oyunun kendi orijinal haritasında. Şimdi biz bu haritayı dümdüz yapacağız. Daha sonrasında da farklı bir hoşumuza giden x bir tane haritanın dağları ovaları düzlüğü yolları hoşumuza giden bir yerdeki şeyi alıp oranın yapısını alıp buraya ekleyeceğiz. Öncelikle şuradan map'in içerisinden her şeyi siliyorum. Bomboş hale getirdim. Gameplay'de tarlayı sildim. Daha sonra spline'ı bir de şey, eee, neydi? neydi? Collectibles. Her neyse. Eee, sonuç olarak her şey silmiş bulundum şu anda. Şimdi şurayı bir 500 yapalım. Şöyle şuranın içerisinde ne varsa ben sileceğim. Şimdi hiçbir şeyin olmamasını istiyorum ki sizler daha iyi anlayabilirsiniz diye. Sadece burayı düzeltiyorum şu anda. Siliyorum şu anda. Zaten bunları daha önceki bölümlerde nasıl yapıldığını göstermiştim sizlere. Daha sonrasında buranın tamamını, pardon, yükseklik değerini sıfıra ayarlıyorum. Şuradan da replacı yapalım şöyle. Şöyle şu alanların tamamını düzeltiyorum. Şimdi buraya... Başka bir şey, işlem yapmayacağım. Burası olduğu gibi bu şekilde kalacak. Yani tarla yerleridir. E, Vesairedir. Bunların hepsi bu şekilde kalacak. Ve ben burayı kaydediyorum. Şu an burayı bu halde görüyorsunuz. Şimdi burayı kapatalım. Daha sonrasında x bir tane arkadaşımızın tarlası var. Bunu random yani sallama indirdiğim bir şey e, harita modup üzerinden indirdim. Şöyle teren kısmına bastığımız zaman Bakın mesela yükselti, alçaltı veya şu ileri taraftaki yapılar mesela şöyle biraz daha netleş yani yakınlaştıralım mesela. Şöyle her şey daha net görmek mümkün. Misal mesela haritanın bu kısmında böyle bir daha tümsek alanı var. Şimdi e, burayı da kapatıyorum. Burayla da herhangi bir işim yok. Daha sonrasında bakın Alpin haritasının içerisindeyim. Maps kısmına geliyorum. Daha sonra Alfa'ya dedim. Data dosyasının içerisine geldim. Şimdi şurayı görünümünü daha büyük simgeler haline getireyim. Şimdi bakın Animal Mood 1, 2, 3, 4 kısmı var. Şimdi ben bunların tamamını size göstermiştim. Ee, haritanın içerisine girdiğiniz zaman boyama yapabilmek için ana Animal Mood'a ulaşabilmek için 4 tane aşaması var diye söylemiştim. Aynı şekilde bakın Asphalt için de aynı. Gene 4 aşama. Veya işte Sunred e, kısmı için gene 4 aşama. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu data dosyasından da bahsetmiş olalım. Buradaki animal mood kısmı bunun dört tanesi birleşince bir tane yapıyor. Yani orijinal halini yani e, finish kısmını gösteriyor ya bitmiş halini. Şimdi buradaki bu e, data dosyasının içerisindeki bu şeyler, eklentiler ya da görseller e, bu kullanılan Alpina haritasının içerisinde bunların kullanıldığını söylüyor. Yani Animal Mood kullanılmış. İçerisine girdiğimiz zaman da şöyle buradan göstereyim. E, şurayı nasıl gösterebilirim size? Şöyle print screen yapayım. Şu alanı görüyor musunuz? Bakın şu alanda böyle bir renkli şey var. Farklı bir e, şey var. İlerleyen şeyde göreceğiz zaten bunları. Misal mesela aşağı doğru inelim. Bakın burada John Strata var. Yani beton kullandığı yerleri görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım mesela. Bakın bu alanlarda bu betonu kullanmış arkadaş. Bu kısımlarda bu var. Bunlar PNG dosyasıdır. Ee, herhangi bir şekilde buraların üstünden işlem yapamazsınız. Bunlar nasıl değişir? Siz oyunun içerisine girersiniz. Eğer her tarafı silerseniz yani dümdüz tek bir rengi alırsanız bunların tamamı gider. Veya siz haritanın belirli kısımlarına işte beton, animal mud, asfalt... Veya aşağı kısımlarda bulunan herhangi bir tanesinde boyama kısmından bahsediyorum. Bu işlemleri yaparsanız da bunlar buralara şey oluyor. E, kaydettiğiniz zaman buraları güncelliyor. Bakın mesela gras alpine yani çim kullanılmış. Çimleri kullandığı yerler görünüyor mesela. Şu beyaz beyaz olan yerlerin tamamında çimler kullanılmış. Bakın tarlaların aralarında yollarında. Her tarafta bu şekilde şeyi görebilirsiniz. Daha sonra alt kısımda bakın burada mesela gene bir şey çalışması var. Resim var. Burada gene grass çim olarak kullanılmış. Gravel kullandığı yerler görülmüş. Daha sonrasında bakın mesela burada ne var? River Stone e şeklinde. Road bir mesela toprak kullanmış. Sadece tarlalar için kullanmış bunları. Zaten tarlalarda da görüyorduk bunların nerelerde kullanıldığını. Şimdi daha sonrasında hatırlarsanız ee, terrain, terrain Info Layer modda olması lazımdı. Ben size mesela tarlaların şeylerini e, hani tarlaları 30 tane 60 tane tarla vardı da biz onu tek bir tane yapmıştık. Boşaltmıştık komple içini. Bunun dosyaları burada. Bu dosyaları da zaten size vermiştim. Farmlands, Indoor Mask, işte Navigation, Jolison, Tip Collins. Bunların tamamını sizlere vermiştim. Şimdi bunlar da e, bu şekilde yani bütün tarlayla, pardon e, haritanın altyapısıyla yükseklik, alçaklık, tarlayı belirleme, işte e, ya da ne bileyim kumu nereye dökeb, şey e, buğdayı nereye dökebilirsin, nerede işlem yapabilirsin, kazıyı nereden yapabilirsin gibi oyunun haritanın içerisinde editörde girip yaptığınız her şey buraya yansıyor. Şimdi biz buranın kolay yolunu göstereceğim size. Öncelikle buradaki görünümü geri büyük simgeler alıyorum. Zaten toplamda 74 tane dosyamız var. Şimdi bunu aşağı aldım. Bir de kardeşimizin ya da arkadaşımızın neyse yapmış olduğu haritanın içerisine girdim. Buranın data dosyasına geldim. Şimdi burada da 109 tane öğe var. Şimdi bu ekstradan ne yapmış? Farmlands. Bakın field eklemiş. Indoor mask eklemiş. Kireç için ekleme yapmış. Ee, başka ne yapmış? Burada herhangi bir şey var mı? Pulluk için bir şey yapmış. İşte sprey var. Falan filan. Yani fazlasıyla bir ekleme yapmış. Bize lazım olan tek bir şey var. Bu tek bir şeyle direkt haritamızı buradaki arkadaşın yaptığı haritanın aynısını yapabiliriz. O da bu arkadaşlar. Bakın burada map dem dosyası var. Şöyle açayım hatta. Pek bir şey anlaşılmaz. Buludur her zaman. Net bir şey görünmez ama tarlayı dümdüz yaptığınız zaman da bu şekilde bir şey şey nedir adı. Şuradaki şu şişikliklerin dümdüz olduğunu görebilirsiniz. Hatta şurada Alp'in haritasında var mı? Neredeydi? Bu değil bu. Heh. Nerede mobtem dosyası? Heh, burada. Bakın dümdüz hiçbir şey yok. Çünkü dümdüz yaptık biz yani herhangi bir şişiklik olmadığı için. Şimdi biz buna şöyle bir şey yapacağız. Bu bizim Alpine'dekiydi. Şurada arkadaşımızınkisi olanı burada. Şimdi ben buna CTRL A deyip hepsini alabilirim. Bunun herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Şu an ilk aşama olarak sadece size şeyi göstereceğim. Ee, alçaklık yüksekliği. mapdem dosyasını aldım. Alpine haritasının şeyine geldim. Data dosyasının içerisine. Buraya yapıştırdım. Bakın hedefteki dosyayı değiştir diyor. Değiştirdim. Şimdi tekrar geri döndüm. Map dedim. Map Alpine dedim. Sonra haritamın içerisine şimdi giriş sağlıyorum. Bu bu arada emek çalmak değil arkadaşlar. Tamam emek çalmak gibi görünüyor ama ee, yani uğraşınca daha iyi şeyler çıkartılabiliyor. Şimdi bakın bu arkadaşımız ne yapmış? Şöyle şurada gördüğünüz gibi bakın yükseklik değerleri var. Bu adam tutmuş bu kadar büyük bir haritayı almış küçük bir harita haline getirmiş. Bu geriye kalan kısmı kapatmış. Yani daha küçük bir harita elde etmiş. Şöyle hatta hatırlarsanız Bakın bu kısımda burada rüzgar güllerinin Olduğu bir alan vardı Bura burası şimdi biz boyamasını Falan almadığımız için e, Bunlar bu şekilde kalıyor Ama mantığını anlamış olmanız lazım Şimdi yükseklik alçaklık değerlerini Gördünüz biz az önce tarlayı dümdüz yapmıştık Bakın her tarafında Farklı bir yükseklik var ve burada harita Bitiyor bizim haritamız Normalde bu taraf yani şu kısımda ama Arkadaşımızınkisi burasıydı Şimdi burayı kapattım hayır dedim Şimdi bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonrasında tekrar geri geldim arkadaşın haritasına. Şimdi bana burada bazı şeyler lazım. Ne lazım? Mesela bakın burada animal mut kısmı var. Asfalt var. Ondan sonra işte ne var? Şöyle bir saniye. ha. Şimdi şurayı alacağım. Animal mut kısmını. Asfalt kısmını alıyorum. Daha sonrasından başka şu kısımları da alalım. Bu haritanın içerisine eklenmiş olanları. Çünkü e, resim olarak da aynısını yapmak istiyorum. Şöyle. Daha sonrasında buradan toprak olan aldım. Yani dirt kısmını. Yani ne kullanılmışsa hepsini ekstra eklemek istiyorum. Şöyle. Şimdi Grass kısmına geldim. Bakın çim kısmına arkadaş sadece orta kısmı yapmış. Bizde de sadece orta kısımlar çim haline gelecek. Şimdi buna nasıl bir şey yapabiliriz? Buna şöyle de bir şey yapabiliriz. Buna direkt CTRL'e A deyip almadan şöyle bir şey yapalım. Ee, biz kendi haritamıza geri gidelim. Alp'in haritasına. Şuradan. MEP'e bir giriş sağlayalım. Bir açılsın. Önce bir bütün her tarafın rengini değiştirelim. Beyaz renk yapalım. Daha sonra da renklerin ne işe yaradığını görelim. Şöyle aldım. Buraya da 500 yaptım. Buraya da çoğun şirete dedim. Şöyle buraların hepsini bir beyaz hale getireyim önce. Belirli yerlerin olmamasının sebebi Maptem dosyasını kullandığımızdan dolayı. Şöyle kapatıyorum. Evet dedim. Şimdi burayı aldık. Ee, burayı aldık. Şimdi gidelim şey'e. Data dosyasına. Şimdi data dosyasında dem almıştık zaten. Biz hepsini bir de alalım. Şöyle Ctrl+C e c yaptım. Kapattım orayı. Alp'in haritasına geldim. Şöyle ctrl e v dedim. Ekstradan harici 41 tane dosya varmış. Tamamını değiştir dedik. Değişecek. Fazlasını attı zaten. Şimdi tekrar geri gidelim. Haritayı açalım. Şimdi boyamaları da gelecek. Şimdi gördüğünüz gibi boyamaları da geldi. Yani ben haritanın birebir aynısını aldım kendi haritama getirdim. Bakın az önce arkadaş buraları bu şekilde boyamış. Ondan sonra buralara tarla vermiş. İşte buralara mesela bakın yolların gittiği yerler belli. Şimdi ben bu haritayı alıp tamam mı bu şekilde. İstersem böyle, istersem bunun üzerinden değişiklikler yaparak bunu bu şekilde kullanabilirim. Ha bu e, ne anlama geliyor? Şöyle misal örnek veriyorum diyelim ki Azure haritası. Mesela şu anda en çok TP olarak kullanılan Azure haritası var. E, veya X bir tane harita çok önemli değil. Haritanın içerisinde boru döşeme işi var. Tamam mı? Siz bu boruları e, hiçbir şekilde import edemiyorsunuz. Yani kendi haritanıza getiremiyorsunuz. E, o zaman ne yapacaksınız? Gidip o haritada bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. E, komple her tarafı sil, süpür, tekrar geri düzelt gibi şeylerle e, uğraşmak zorundasınız. Ama bunu daha kestirme bir yoldan bu şekilde halledebilirsiniz. E, şu yolların gittiği kısımları da haritanın şuradaki örneğin şöyle göstereyim onu da. Size bilgi olsun. Şöyle map'e gidelim. Açılsın. Şimdi bir de oyunun içerisine girip göstereceğim onları size. Normalde Alp'in haritasıydı ama biz onu değiştirdik. Şimdi bakın. Burada mesela asfalt yolların gittiği yerler var. Şundan bir tanesini kaldırayım. Bakın altı az önce gördüğünüz gibi Arkadaş bu şekilde işaretlemişti. Herhalde. Bakalım. Bakın burada e, aynı renk olmadığı zaman ona en yakın rengi kullanmış. Çok önemli değil. Yani bu şekilde de kalabilir. Değiştirebilirsiniz alt kısmını. E, farklı şey de yapabilirsiniz. Buradaki renk neymiş? Şuradan hemen bakalım rengini. Şurayı 15-20 yapalım. Şöyle düşürelim. Mesela şuranın rengi neymiş? Grass cilfmiş mesela buranın şeyi. Bizdeki olan rengi. Şöyle bir gidelim. Burada grass cilfi bulmamız lazım. Şöyle bakalım. Grass dirt var burada. Tekrardan grass grunt. Mesela o yoktur. E, büyük ihtimalle bizim attığımız şeyi algılamamış. Aa buradaymış bak. Grass chirp. Öyle değil mi? Bakalım. Aynen. Buradaymış. Mesela bunları e, silerseniz farklı bir şey yapabilir. Yani haritanın içerisinde olduğu için büyük ihtimalle buraları normal şey haline getirecektir. E, nerede harita? Şuradaki şu renklerin tamamını farklı bir renge getirecektir. Şimdi bakın size çok basit bir şey gösterdim. Bunu al, bu şekilde yapabilirsiniz. Veya burada mesela arkadaş yolları eklemiş ya bu şekilde. Buradan gelip mesela örneğin şu ruas komple seçip yolları silip buradaki boş kalan yerlerin tamamını siz kendiniz farklı şekilde mesela 15 diyelim buna. Daha sonra da işte mesela beton renginde ayarlayalım. Şöyle tuttum misal. Bunları bu şekilde tamam mı? Yollar belli olsun diye hani kendi haritamı alacağım ya. Yollar belli olsun diye buradan bu şekilde böyle işaretleyip böyle alabilirim. Şöyle. Yani şu an özensiz davranıyorum ama e, siz özenerek yapsanız daha iyi olur sizin için. Şimdi her şey tamam. Sadece bu kadar. E, yani geriye kalan ağaçtır, ağaç ekmedir. Onların tamamı oyun içerisinde olduğu için e, bunların aynısını birebir yapamayabilirsiniz. Ancak onun da basit bir yolu var. Tek tek buradan gezeceksiniz şimdi. Lokasyon. Değil. Map border değil. Map dekorasyon Burada da değil. Nature. Aha burada. Şimdi Nature burada. Bunu ben aldım. File, Export Selection Files dedim. Tamam mı? Ben bunu kaydedeceğim şimdi. Masa üstü dedim. Map Alpine'yi bulmam lazım. Burada Map dedim. Alpine'nin içerisine geldim. Ben buraya dedim ki Tres diye yazdım. Tamam mı? Kaydet dedim. Evet dedim. Burayı kapattım. Ya da kapatmayayım. Dursun şu anda. Daha sonra kendi hani haritama çekiyorum ya bunların hepsini. Getirdim. Buradan import dedim. Daha sonra buradaki tresi aç dedim. Şimdi cuk diye kendisi oturacak. Hiçbir şey yapmayacağım. Bakın normal direkt boş yere bastım. Ve artık ağaçlar da burada. Şu an gördüğünüz gibi. Bir dakikada size harita yaptım. Yani şu an kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş. Ee, bakmayın benim uzun anlattığıma. Detaylandırmaya girdiğim için. Yoksa normalde şu anda... Hızlı bir çalışma yapıyorsaydım şu anda herhalde bir dakika falan sürüyor. Hatta bir dakikadan daha kısa bir süre sürüyor olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Her şeyi getirdim. E peki aynı zamanda şeyle getirelim. Bunun etrafında bakın burada şu ekstra kısımlarda bir şeyler daha var. Şöyle çıkalım. Map dekorasyonda değil şurada background da herhalde. Aynen bakın background kısmında. Bunu da alıyorum aynı şekilde. Hiçbir işlem yapmıyorum yalnız. Export selection wise dedim. Tamam mı? Buna ne yazalım? Aynısını yazalım. Ee, neymiş? Batch drop. Şöyle enter dedim. Evet dedim, evet dedim. Gene kendi artama geliyorum. Şimdi niye kendi artama geldim? Şurada mesela bakın neredeydi o? Ha, burada. Şu kısımlarda mesela ağaçları görüyorsunuz. Dışarıda kalıyor. Ben onların da kötü görünmesini istemedim. Yine aynısını alıyorum. Nerede? Backdrop dedik. Seçtim. Gene kendisi yerleştirdi. Hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Sadece Enter'a basıyorum. Alın size harita. Mis gibi. Şu anda bir arkadaşın haritasını yani buradan izliyorsa da bu arada kusura bakmasın kendi haritasını bir nevi çalmış olduk emeklerini. Ee, her ne kadar emek çalmak gibi görünse arkadaşlar harita yapımının içerisinde harita yapan kişilerin %90'ı zaten bunu kullanırlar. Ee, yani bunu belki bir çoğu kişi de bilmiyor. Bu arada bilginiz olsun. Yani bu şekilde direkt Mapdem dosyalarını alıp işte daha doğrusu data dosyalarının içerisindekileri alıp yapmayı. Ee, biliyorsunuz ki aynı şeyleri Farm Simulator 19 içinde söylüyordum. Bunu Farm Simulator 19'da denemedim arkadaşlar. Eğer Farm Simulator 19'da oyunu orijinal olan birisi varsa Lütfen bu yaptığımı iki tane e, bir örnek harita açarak deneme yapsın. Eğer oluyorsa yorumlarda belirtin bunu. E, çünkü belki yapmak isteyen arkadaşlarımız olur. Oradan da denerler. Şu an bende Farm Simulator 19 yok sildim. Editörü de sildim mecburen oyunu silince. E, ama sitimde var. Yani istesem indirebilirim. E, şu anda onu indirip onunla uğraşmak istemiyorum. Çünkü bu tarafta baya yapılacak çok işimiz var e, hele de anlatılacak bir sürü video var daha. O yüzden e, bunları şey yapamıyorum. Nedir adı? Daha doğrusu FS19 için buna bakamıyorum. Şimdi getirdik bakın gördüğünüz gibi Nature'yı da aldık. Tres'i de aldık. Şimdi bir de bakalım mesela burada e, ne eksik misal. Şimdi şu grass silfi değiştirmemiz lazım. Bu grass silf e, pek hoşuma gitmedi. Onu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz o zaman. Şimdi burada grass shift var, doğru mu? Şimdi ben bunu aşağı alacağım buradaki grass Diyeceğim ki bunu tamamını gravel'e çevirsin. Şurada gravel burada. Şöyle bir deneyelim. Tamam. Şimdi şunu büyütelim. Şurayı 500 yapalım. Ondan sonra şuradaki şöyle alanları boyayalım. Eee. Tamam. Şimdi tamam oldu. Şimdi niye böyle bir rengi attım? Ee, gerçi yanlış yapmış olabilir miyiz? Olabiliriz. Ama yok, diğer renkleri de boyamamış. Burada önceden ne vardı? Şöyle bir geri alayım. Bir daha aldım. Bir daha aldım. Tamamını boyamış. Gerçi şu karşıdan geri geliyor. Tamam. Şöyle bir geri gidelim buralarda herhangi bir renk şeyi var mıydı? Yokmuş. Tamam, normalde böyleymiş. Şimdi şu haritanın şu kısmına bir bakalım orijinalinde burası neymiş? Burada nasıl bir işlem varmış? Tamam, bakın zaten genel olarak görünüyor hatta burada da şöyle yapalım. Bu renk ne? Şunu bir seçeyim ben hemen. Burası asfaltmış. Şu alt kısmı asfalta getirelim. Diyelim ki üstünü de ne yap? Burayı gravel yap bir altındakini. Ha. Şimdi şunu da yine 500'e çekelim. Bir burada yapalım. Hmm. O zaman demek ki renkleri algılamamış. Sadece bakın belirli kısımlar gravel olarak kaldı. Renklerden yana şey kaldı. Şimdi o zaman buna şöyle bir şey yapacağız. Ben ilerleyen derslerde zaten size renkleri de eklemeye göstereceğim. Yani haritanın içerisinde e, kullanılan renkleri. Şimdi bu arkadaş büyük ihtimalle farklı yerlerde farklı renkler kullanmış. Misal mesela burada ne atmış? Mesela çim almış. Ama bu çim bizdeki çimin aynısı mı? Mesela bir bakalım. Şunu kapatayım. Yok mesela bizdeki aynı renkte değil. Biraz daha koyu. Bizdeki daha açık renk. Şöyle alpineye gidelim gösterelim size de. Şuradan. Mesela sadece grass alpina var. Gördüğünüz gibi. Başka herhangi bir şey yok. Şöyle şunu da on yapalım. Şöyle gidelim yakına mesela. yok Aslında renkler aynı mı? Yok değil. Buradaki daha koyu. Nereye koyduk işaret? Burada. Aynen buradaki renk daha koyu. Bizdeki renk daha farklı. Aynen. Şimdi bu renk farklılığından dolayı da e, Örtüşmeler meydana gelebiliyor Bunlara da geleceğiz zaten ilerleyen derslerde Ama e, Önemli mi değil Şu anda zaten nasıl haritanın yapıldığını gördünüz Şu an buraların gri olması bile ne e, Size çok büyük bir engel değil Buraları istediğiniz renklere dönüştürebilirsiniz Veya tank renk üstüne Farklı renkler işleyebilirsiniz Misal mesela bu arkadaş Şurayı nasıl bir şey yapmış Neredeydi orası Bakın burayı çim yapmış mesela. Şöyle yapsak. Daha tatlı durması için. Yani sizlere da ön ayak olması için uğraşıyorum aslında da. Ee, burayı grass alpini yapalım. Şöyle. Şu alt kısmı da biz gravel olarak ayarlamıştık. Şunu yine 500 yapalım. Yok biz 6 grass çifti yer almıştık ya. Tamam şöyle aldık. Bunlar da tamam sayılır. Gibi. Tabi bu sefer yollar falan gitti. Yani şunu demeye, şunu demeye çalışıyorum aslında. Şimdi bunların tamamını bu şekilde yapabiliyorsunuz. E, ee, ayrıca de şu kariyer star point'i mesela götürüp bir yere yerleştirelim. Bir gidip oyuna deneyelim bunu da. Şuraya mesela koyalım. Bu arada bunu kapatalım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi Bunların tamamını e, bu şekilde yapabilirsiniz. Hangisini nasıl istiyorsanız. Ancak e, gördüğünüz gibi renklerde farklılıklar olabiliyor. Renkler kısmına da geleceğiz. Renkleri de işleyeceğiz. Renkleri işlediğimiz zaman e, nasıl isterseniz o şekilde bunları artık renklendirme yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış olacak. Şimdi şunu sallayalım. Bir oyuna gidelim. Oyunda görüşelim. Şöyle oyunumuz açıldı. Başlat diyelim. Ve işte size giriş. Şimdi biliyorsunuz ki Alp'in haritasında uçak yoktu. Artık uçak var. Bakın görüyorsunuz uçuyor. Ee, şu köprü var mıydı hatırlamıyorum. Aynen hiç hiçbir tanesi yoktu mesela. Oyun içerisine eklenen e, çoğu şey yok. Gerçi Alp'in haritasında şunlar vardı. Aynen biz şey değiştirmedik bu arada. E, ben onu size söylemeyi unuttum. Plajables dosyasını şöyle hemen göstereyim. Tekrardan o da e, size karışıklık olmasın. Bu ne? Import. Ha biz şeyler aldık diye tamam. Şimdi buranın içerisinde şu plaja gireceğiz. Şöyle yan ekranda açıldı. Şuranın içerisindeki bulunan şeylerin tamamını da silmeniz lazım ayrıca. Yani ya da yeniden yerleştireceksiniz. Çünkü yeniden yerleştirmediğiniz zaman bazen şey olabiliyor. Şimdi şu uçuş modunu açalım. Şu yukarı tarafa bir çıkalım. Şuradaki şeye gideceğiz. Hmm nedir adı? Şuraya. Şimdi bu yukarıdaki balonlarla aşağıdaki balonlar farklı. Ama bakın bu şu anda balon hareket ediyor. Ben oynamıyorum. Bu muhtemelen buradan bir yerden kalkış iniş yapıyor. Şunlar da aynı şekildedir. Bir de bir tane uçak vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da işin içerisine girmiş gelmişler. Eğer aha şurada Alp'in haritasına eğer yeniden şey eklenmediyse şöyle şuna yetişelim. Uçağımız da burada. Hiçbir şey yapmadık. Direkt olduğu gibi içerisine attık. Ee, uçak da gelmiş. Ama ben bunu kontrol etmek istiyorum. Bu uçak kendiliğinden mi gelmiş yoksa biz mi atmışız? Ya da buradan değil de şu kendi orijinal haritasından gidip bakalım. Bu arada tekrardan söylüyorum eğer bunu yapan arkadaş yani büyük ihtimal yabancıdır ama e, eğer olur da izlerse Türkçe çeviri kullanırsa da kusura bakmasın haritasının içinden geçtik. Her şeyi aldık getirdik. Şimdi bir açılsın. Aynen uçak bakın burada. Kendi uçağı. Şuna bir dokunalım. Şimdi bu plane nerede? Bu background'un içindeymiş zaten. Balonlar da varmış. Hangi balonlar? Şu üçlü balon varmış. Başka başka herhangi bir şey yok. Dört tane balon var. Uçak var. Buradaki tünel gelmiş. Daha sonra şuradaki evler gelmiş. Bir de komple dış taraf gelmiş. Tamam. Yani demek ki bunu bu şekilde de uçağı falan da buradan alabiliyormuşuz. Onu da görmüş olduk. Zaten bunlar hareket ediyorlar. Şimdi bir diğer konu da bakın burada mesela normalde Alpen haritasının iç kısımlarında burada bazı şeyler var mesela bakın bura muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam şeyin olduğu alan olması lazım. Ee, bizim neydi orası? Şu odun sattığımız bir yer var diye marangozane herhalde onun orası olması lazım. Su zaten kendi içinden vardı. Su bizim ekledik. Onu bilmiyorum. Bakın uçakta gidiyor. Onlara da geleceğiz, onların da nasıl eklendiğini göreceksiniz ama şu anda bir ön ayak olması için e, komple hepsini herhalde eklemiş olduk buranın içerisine. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, bir dakikada bir harita yaptık. Yani büyük ihtimalle başlı kolay yoldan e, harita yapmak diye ya da en kısa sürede harita yapmak gibi bir şey koyabilirim. Ama sonuç olarak e, bu şekilde de bir harita yapabilirsiniz. Tabi eğer bu şekilde yaparsanız lütfen sizden ricam en başta da söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam diğer videolarda Harita yaptığınız zaman Mesela bu arkadaş bunu yapmış diye getirip bu haritanın Adını e, Alp'in haritası değil de işte Ya Malatya haritası diye millete Şey yapmayın e, Satmayın Kendi emeğiniz de olsun işin içerisinde Ne yapabilirsiniz misal buranın içerisinde Kısmi tarla alanlarını silebilirsiniz bu arada haritada kendisi komple geldi ama biz iç kısımlarında e, şeye göre ayarlanmış bakın alpin haritasının kendi içerisindeki şeyler hala e, dosyalar e, tabi oraları düzenlemediğimiz için oralardan sıkıntı çıktı ama bunların tamamını göstermiştim zaten size nasıl yapıldığını nasıl edildiğini de şu neymiş Vallahi büyük ihtimalle bir background içerisinde bu da kalmış almış olduğumuz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Şöyle kapak resimlerinin tamamen aynı sadece bölümler yazıyor. Zaten mümkün olduğunca bölümleri de e, ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Yani kapaklara işte şunu koyma bunu koyma değil. Hem açıklama kısmında hem video başında zaten ne işlem yaptığımız yazıyor. Detaylarda zaten video içerisinde hepsini oraya koyma mümkün değil. E, bu şekilde bunları da bulabilirsiniz. Eğer ee, bu videodan sonrası için söylüyorum ee, bilginize daha doğrusu size söylemiş olayım eğer olur da şey isterseniz özel bir eğitim şeklinde normalde benim planım şuydu dedim ki bunu e, Udemy gibi ders programları satılan yerlere ben bunların hepsini tek tek ilmek ilmek içtim atayım oraya diye ee, ancak piyasada var olan bir şeyler diğer dersler gibi çok detayına inmektense bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Ama illa detay öğrenip de beraber bir harita çıkartmak istiyorsanız ortaya bunu da bana Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram da var ama genelde Discord'da daha çok aktifim. Oradan daha çabuk ulaşabilirsiniz bana. Bilginiz olsun. orada da şey yapabiliriz. Yani sizlere daha detaylı yardımcı olabilirim. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimleri tümü yapın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.